Merhaba arkadaşlar, Futkoç burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere yeni gelen Flashback Mahrez SBC'sinin yapılıp yapılmaması gerektiğini, kendi fikrime göre, veya oynatılıp oynatmaması, hangi pozisyonlarda oynatabileceğini veya kimlerin yapabileceği, ne kadar süreyle bizi idare edebileceği konusunda fikirlerimi beğeneceğim. Dilerseniz hemen bakalım ne kadar, ne istiyor, kaç tane kadro istiyor bizden. Riyah Mahrez 5 kadro istiyor bizden. 1 altın, 11 altın oyuncu, 11 nadir altın oyuncu, 82'lik bir kadro, Leicester veya Manchester City oyuncusu. Ben daha önce böyle bir şey geldiğini hatırlamıyorum. Yani Leicester için ayrı bir yer, Manchester City için ayrı bir yer açarlardı genelde ama 84'lük bir takım ve 86'lık bir takım istiyor. Yani görünüşe göre çok yüksek bir şey istemiyor. Fiyatı tahminimce 200K civarında olacak kartın. 200K'dan da düşük olacak galiba ya. Ona bakmak lazım. Dilerseniz kartı biraz inceleyelim. Riyad Mahrez çok sevilen, çok popüler bir karttır. FIFA'da en sevilen, en... Nasıl söyleyeyim, talep gören kartlardan biridir. Özellikle Premier Lig'deki oyuncular açısından. Şimdi bu kartla ilgili şunu söyleyeceğim. Bu kartı linklemek için genellikle Cancelo kullanılıyor. Ancak Cancelo'nun altın kartının bu sene çok iyi olmaması durumu var. Fakat bir ihtimal, hatta büyük bir ihtimal, bu hafta Cancelo'nun informunun gelme durumu var. Bak siz şu işe. Şimdi burada Mahrez'e bir bakacak olursak 5 skill. Ve bunu çok iyi, 5 skill'i gerçekten bir 5 skiller olan bir kart. Ve 4 sayfaya olan bir kart. Medium. Bu hücum oyuncularının da o kadar problem değil. Bu bir merkez orta sahada problem. Beklerde, defansta birazcık problem yaratabilir ama hücum oyuncusunda büyük bir problem değil. Sol ayaklı, sağ kanatta. Kendine özel bir vücut tipi var. Neler yaptığını biliyoruz çok iyi. Ve çok önemli, metaya çok uyan bir finesse shot trait'i var. Kart çok güzel gözüküyor. Altın kartıyla arasında. Şimdi maalesef bu flashback oyuncusunun da eskiden her flashback'e böyle yapmıyorlardı. Flashback oyuncularında bir upgrade oluşuyordu. Fakat Cristiano Ronaldo ile birlikte geçen sene böyle bir arada bir iyi oyunculara böyle bir şey yapıyorlar. Yani bir yerden kısarken diğer tarafa veriyorlar. Bu şu anda yaşadığımız Rule Breakers promosunun da bir versiyonu aslında. Kartın driplingini, altın kartının driplingini 2 azaltmışlar. 7 hız vermişler ki hızı çok eksikti. Keşke biraz daha verselerdi. 3 şut vermişler. 2 pas, 1 fizik, 1 de defans vermişler. Kartın hızı Mahrez vücut tipinden kaynaklı normalden birazcık daha hızlı hissettiriyordu. Hızı fena olmamış. Yalnızca şunu söylemek gerekirse hani muhteşem bir hızı yok. Yani Mahrez kullanan herkes biliyor, bu hız yeterli görecektir Mahrez sevenler. Çünkü bu direkt sağ kanat kartı, sağ kanattan yaldır yaldır gidecek bir kart değil. Bu kart oyun kuracak, sağ kanatta oynattığınız zaman sağ kanattan içeriye kat edecek, finesse shot vuracak veya skor yapmaya çalıştığınız kartlardan biri. Yani şu şöyle bir durumu yok bu kartın. Kontra atağa çıkacağım, kanatlarla devamlı ileri gideceğim. Bu da onlardan biri değil. Şutuna bakacak olursak, şutu fena değil. Çok iyi değil. Şeye bakarsak 79 shot power, 81 finishing ile fena bitirmiyordu altın kartı. Birazcık daha iyi olmuş. Pası da birazcık daha iyi olmuş. Özellikle short pass ve vision'ın bir kanat oyuncusuna göre fena olmaması. Benim burada gördüğüm dribbling'de hiçbir problem yok. Yani bu iki azaltmış olmaları gerçekten şey... Defansı kesinlikle göz ardı edilmesi gereken bir durum. Bu kart merkez ortası oynanmaz. Burada problemlerden biri nedir? Stamina. Şimdi staminası 79 olan bir oyuncu maçı bitirebilir mi? Evet. Çalışma oranına bağlı. Eğer yüksek yüksekse bu oyuncu bitiremez. Yüksek yüksek çok efor veriyor demektir siz kontrol etmediğinizde. Ancak kart orta orta. Orta düşük olsaydı çok daha iyi olurdu. Hücum orta. Defans düşük Messi'de olduğu gibi. 79 stamina gayet yeterli olacaktır. Mutlaka yetmediği durumlar olacaktır.
baskı açtığınızda, devamlı kontratak yaptığınızda oyunun sonuna göre problemi hissedeceksiniz ve bunun bir çözümü yok. Ve oyun kartı eksi verilecek ilk yer bence burası. Bu kartı oynatmak istiyorsanız bence kesinlikle Hunter kartıyla oynatmak gerekiyor. Hem hızını fulluyorsunuz. Gerçi Hunter, Hulk ikisinden birini verirsen Hunter daha iyi olacaktır. Yani hızını mümkün olunca fullemeniz, finishingini, shot power'ını yükseltmek gayet iyi olacaktır. Ama şunu söyleyeceğim, burada önemli bir nokta var. Bakın burada Hulk verdiğinizde artı 10 uzun şutlara veriyor. Uzun şutlar, curve, bunlar finesse shot teyit ile birleştiği zaman ne kadar yüksekse o kadar iyi uzaktan vurabiliyor. Agresiflik, güç falan da birazcık vermiş oluyorsunuz. Hulk'la da olabilir aslında. Bitiricilikten birazcık kısıyorsunuz ama böyle olabilir. Benim fikrimi soracak olursanız bir kere muazzam linkleri var. Foden kartına linki var. Atala sarı linki var. Cancelo'nun yeni kartı gelebilir. Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin olduğunu biliyoruz. Cezayirli olması problem. Premier League gitmeniz gerekiyor. Ama linklemesi o kadar zor bir kart değil. Kartın fiyatını henüz hakim değiliz ama ben çok ucuz buldum kartı. Yani diğer şeylerde olduğu gibi gayet uygun fiyatlı. 160-200K arası herhalde gelecek. Daha ucuz da olabilir, bilmiyorum. Fodder'ın şu anki rakamı birazcık yüksekti ama. Bu kartla ilgili şunu söyleyeceğim size. Benim fikrim bu kart net bir cam oyuncusu. Merkezi ofansif orta saha oyuncusu. Yani bu sağ kanattan ziyade cam'da oynayacağınız bir oyuncu. Dribbling yapması çok zevkli olacak. 4 sayı falan olması gayet güzel. 5 skill. Gerçek bir 5 skiller. Yani 5 skill olan bazı kartlar var. Yeterince skillleri bağlayamıyor ama bu kart muazzam bir kart. Vücut tipinin de iyi olduğunu biliyoruz. Medium'da cam pozisyonunda problemli bir problem değil zaten. Bu arada staminasını da kurtarabilirsiniz eğer cam pozisyonunda oynarsa. Kanattan daha az yer. Çünkü daha az git gel yapacak. Kanatta daha fazla depar atacaktır büyük ihtimalle. Uzaktan vuruşları iyi olacak, dribbling iyi olacak, bitiriciliği gayet yeterli olacak bir kart. Benim fikrim bu kart gayet güzel bir kart, yapılabilecek bir kart. Peki bu kart ne kadar süre bizi idare edebilir? Bu karta ben baktığım zaman, özellikle önümüzde Black Friday var biliyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu yayınlarda falan konuşacağız. Fiyatların çok düşeceğini de düşünüyoruz. Buna yakın oyuncular gelecektir belki ama ben bu kartın gerçekten bir ay kadar oynayabileceğini düşünüyorum. Evet, bir ay kadar bu kartın oynayabileceğini düşünüyorum. Birazcık zorlama da olacak ama bir ay oynayabilir. Neden? Birincisi, Manchester City linklerinden dolayı kullanılabilir bir kart olması. İkincisi, sağ kanat oyuncularının eksik olması oyunda. Bir diğer nokta, kartın özel bir kart olması. Yani bu kart Mahrez kartı. Yani mesela bu istatistiklerle normal bir oyuncu gelmiş olsaydı farklı düşünürdük. Bir diğeri de oyundaki 5 skill oyuncuların sayısı gerçekten çok fazla değil. Bakın Vinicius Junior'ın en büyük fiyat yükselmelerinden sebeplerinden biri 5 skill olması. Çünkü fazla yok. Ben bu kartı gerçekten çok beğendim. Bence oynayabilecek, uzun süre oynayabilecek oyunculardan biri. Fakat eğer Bernardo Silva'yı yaptıysanız, eğer Fekir'i yaptıysanız yapmamanız gereken kartlardan biri. Çünkü bence Bernardo, Fekir ve Mahrez birbirine yakın oyuncular. Üçünün arasında Mahrez kesinlikle daha en iyisi. Sadece 5 skill olduğu için. Yani diğer özelliklerle birisinin driblingi, birisinin bitiriciliği daha iyi geliyor olsa bile 5 skill gerçekten değerli. Bugün Elastico, Reverse Elastico gerçekten oyunda değerli bir noktada. Geçen senelerdeki gibi değil ama bu senede hala değerli. Bugün sizlere Riyad Mahrez SBC'sinden bahsettim. Fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Kolay yapılabileceğini düşünüyorum. Linklerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süre oynanabileceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı bence yapılabilecek çok iyi bir SBC. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi bakın kendinize.